Ya yazık bu hayvanlara ya. Ya bu panda, hiç kimse bu pandaları düşünmüyor ya. Git oğlum mesaj git. Bir panda bir pandadır. Kurtaracağım seni. Ya bir mesaj daha mı atsam acaba ya? Ozan? Tatlı? Ne yaptın, ne yapıyorsun? Hayat kurtarıyorum sevgilim, hayat kurtarıyorum ya. Hayat mı kurtarıyorsun? Neden hayatını kurtarıyorsun hayatım? Ağlıyorsun. Ağlıyorsun ama neye ağlıyorsun? Ya hayatım baksana şu pandaları görüp ağlamamak mümkün mü ya? Üzülmemek mümkün mü şu hayvancağızlara? Ha pandalara, pandalar için mesaj atıyorsun tamam. E güzel atmışsın işte mesajını. Ağlama hayatım. Acaba canım Zeyno bir tane daha mı atsam ya? Bir panda daha mı kurtarsam acaba? He? Ozancığım ama ya bunun bir sonu yok ki. Sayende dünya zaten pandalarla dolup taşacak hayatım ya. Kaçıncı attığın mesaj bu? Ya hayatım. Yeter bak yaptın tamam. Duyarlılığını anlıyorum ama yeter. Ama sevgilim Kuzey Deniz Fokları için 6 tane mesaj çektim. Onlar için bile 6 tane. Foklar yani pandaların ondan da ne eksiği var? Evet. Foklar için 6 tane mi mesaj attın Ozan? Ama hayatım birilerinin bu insanları düşün... Ama bu hayvanları düşünmesi lazım. Sürekli insanlar için mesaj atılmaz ki ya. Bataklık gibisin. Sordukça batıyorum valla. Başka neler için mesaj attın? Ya ne bileyim demin de bir tane kadıncağız ağlıyordu. Çok kötü ağlıyordu böyle. Ona mesaj çektim. Böyle 9 tane ayrı böyle yardım numarasına mesaj çektim. Ozan delirdin mi? Delirdin mi ya? Ya delirdin mi Allah aşkına söyle ya. Ya bunlara mesaj çek. Biz yardıma muhtaç duruma biz düşeceğiz sen delirdin mi? Bunlara çatpat mesaj atılır mı böyle? Ne yapacağız sonra ay sonu geldiğinde ne yapacağız bu faturaları? Ya ne faturası ya? Kimse benim bu insanlara bu hayvanlara yardım etmemi engelleyemez tamam evet, mı? Evet suyla çalışıyor çünkü bu değil mi? Su. Ya doğrusu demin su kaynakları da tükeniyor demiştim. Atalım ya. Atalım onu da at. Su rezervleri tükeniyor. Benim acaba sabrım ne zaman tükenecek? Hani cep mesajıyla... Cep mesajıyla yardım etme bağımlısı olanlar bağımlıların bir derneği olsa herhalde logosu sen olursun. Bağımlılar derneği mi? De bilemedim. Öyle bir dernek de mi var? Çekerim, mesaj çekerim. Çıldırtma bu beni. Vallahi çıldırtma beni. Ben ağlıyorum. Ama ben ağlıyorum. Niye vicdanın bir tek bana sızlanıyor? Ben ağlıyorum. Bu halin içimi acıttı vallahi. Hemen bir kadın yardım kuruluşuna mesaj çekeceğim hemen kadın derneğine. Hangisini çekelim? Vah kardeşim vah. Hayatta ne dertler var ya. Biz de dertleniyoruz ya. Yuh bize be vallahi yuh. Babacığım. Bak Zeynacığım sana. Meyve soydu da getirdi. Çok sağ ol aşkım. Hiç iyisim yok vallahi ya. Ha. Neden yok hayatım? Neye yüzünlendin gene? Yine kim senin gözlerinin içine baka baka ağladı? Tahir. Tahir. Evet. Kim bu ağlak Tahir? Allah Allah. Ya yine bilmeden konuşuyorsun Zeyno ya. Ya o ağlamasında kim ağlasın ya? Boşu boşuna dilenci olmamış çocuk kızım. Dilenci. Dilencinin isimlerinde artık ezberler oldu. Çok güzel. Nasıl oldu bu tanışma Tahir'le? Sen yok kanka kapıya geldi. Ondan sonra... Tabii o zaman adın Tahir olduğunu bilmiyorum. Sonra ağlaya ağlaya anlatmaya başladı çocuk. Evet çok enteresan. Ama bir dinle nasıl bir hayatı varmış çocuğun bir bilsen. Çocuk daha bunlar küçücükken babası bunları terk ediyor. Annesi de üzüntüden ölüyor. 3 kardeş buna kalıyor mu? Sonra o kardeşlerden 2 tanesi hapse düşüyor bir şekilde. Diğeri de hasta yatalak zaten. Bu çalışıyor bir yandan hapistekilere para gönderiyor. Bir yandan da o hasta kardeşine bakmaya sonra çalışıyor. Sonra hapistekiler çıkıyorlar kavga ediyorlar. Bunun aralarına giriyor bıçaklanıyor böbreğini kaybediyor. Nereden biliyorsun sen ya? Pastaneye de geldi çünkü aynı çocuk Ozancığım. Pastaneye geldi bütün esnafı aynı yalanla böyle dönüp dönüp dolaştı. Yani hayal dünyası da kıt. Ama sen buna da üzülürsün şimdi. Ama o kadar sahici ağladı ki ya. Ozan para vermedim de lütfen para vermedim de. Yok vermedim. Öf. İyi çok şükür. Giysi verdim. Ayakkabı, ceket, pantolon, iç çamaşırı falan. Ya Ozan niye böyle... Ya dilencinin dertleri niye seni geriyor acaba? Derdi niye seni gerdi? Neden? Evi de üstüne yapsaydın bari. Yok artık. Çok güzel. Bir sınırım vardı bak hala. Vallahi Zeynep'ciğim sen bana kızıyorsun ama... ...şu an yaşadığım huzurun yanında verdiklerim inan hiçbir şey değil sevgilim.
Dolandırıcı dilenciye kaptırdıkların hakkında ne düşünüyorsun Ozan? Sen o utansın, bana ne? Ben kalbimden kopanı yapmışım. Bak babam mutlu, Mahir mutlu. Lise arkadaşımın bile imdadına yetiştim be kızım. Allah Allah. Tamam, ne olacak? Tamam. Pandalara yardım ettim, folklara yardım ettim. Verdiğim kuruş da sonuna kadar helal olsun. Attığım mesajlar da helal olsun bu huzurun karşısında. Tamam ama sen iyi ol. Huzurlu ol da ben başka bir şey istemiyorum, tamam. Tamam sevgilim. Mesaj gel. Bak Mahir'den iyi arkadaş lafının üstüne mesaj atarmış. Oha! Oha ne diyor lan bu? Ne oldu? Şunu yazına baksana mesajda ne yazıyor? Kötü bir şey mi var ne? Abi ben bir süreliğine yurt dışındayım. Kredi taksitleriyle sen ilgilenirsin. Ellerinden öperim. Mahir. Alçak şerefsiz pisliğe bak pisliğe. Ben sana demiştim. Diyeceğim kızacaksın. Zeynep Allah'ını seversen sus. Allah'ını seversen sus ya. Ne olur sus yani. Ha, bir babam eksikti bunun üzerine ha. O da hep tam zamanını bulur arayacak. Efendim baba. Hiç şaşırmıyorum hiç. Ne? Kaza mı? İyi misiniz? Sizde bir şey var mı? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ya insaf baba ya. Ya insaf yani insaf baba ya. Ya nasıl yaparsın böyle bir şey? Sana arabamı veriyorum. Kapa baba kapa baba. Ne oldu? Ne oldu? Kaza mı geçirmişler? Bir şey olmuş mu? Arabanın içinde değillermiş ki olsun. Ay çok araba yol kenarındalarmış. Kenarındaymış. Bunlar da arabanın üstünelermiş. El freni çekmemişler. Araba kaymış aşağı doğru. Bunlar tabii arabanın üstüne ne yapıyorlarsa bu arada onu anlamadım ya. Araba duvara doğru gitmiş. Arabanı çarpmışlar. Ön takımlar. Bravo! Aşağı. Bravo! Daha taksitini bitirmediğimiz gıcır gıcır sıfır arabamız gitti. Bu etti mi sana iki? Deme bana. Ben demiştim diyeceğim. Sakın deme. Ben diyeceğim. Ben demiştim. Bu ne lan? Bu ne abicim? Abi yeter lan, yeter be! Ne oluyor be? Ne oldu ya? Sami resmini paylaştı şu an Face'de. Baksana şuna alçağa. Ne bu kadar kızdıracak ne var ya? Sakin ol. Tatil fotoğrafı bu Ozan'cığım. Etrafında kızlar, masayı da kuşatmış. Ey maşallah. Çok yardıma muhtaç bir hali var yalnız. Ağlamıştı ama Zeynep, battım demişti ya. Şuna bak ya. Pislik herif ya. Resmen benim paralarım büyüyor tatilde ya. Şuna bak. Ya kızım. O ne lan? Aa. Şerefsizin yaptığına bak. Masadaki salata tabağındaki hıyara da beni etiketlemiş, iyi mi? Şu gülüşe bak pisliğin. Ben sana yakınlarda ben demiştim demiş miydim? Demiş miydim? Abi olaya bak ya, of. Pis herif, pis. Allah Allah, emniyetten. Ne? Emniyetten mi? Son günlerde folk balıklarına, pandalara yardım parası topluyoruz kisvesi altında piyasayı oldukça yüklü miktarda dolandıran bir şey. Hayır. Tespit edilmiştir. Lütfen bu dolandırıcılara inanılmaz mesaj atın. Yeter! Tamam yeter. Tamam yeter. Sen demiştin yeter. Yeter Allah kahretsin yeter. Yeter. Donumuza kadar aldılar iyi mi? Donumuza kadar senin gerizekalı şeyin yüzünden.